Süleyman Seyfi Öyün. Yeni baş belamız Fransa 2. Kabul edelim ki Fransa maddi manada Britanya'ya kaptırdığı üstünlüğü kültürel planda derinleştirerek kendi tekelini almayı bilmiştir. Fransa'nın Britanya karşısındaki dezavantajını oluşturan aristokrasi burjuvazi kavgasından çıkan entelektüel şerareler başta felsefe, edebiyat olmak üzere çok sayıda disiplin ve sanatı peşi sıra sürükleyerek modern tahayyül ve tasavvurları en uç hudutlarına taşımıştır. Hep dile getiririm. Fransız aydınlanması ama hususen Russo 19. asrın anahtarı bilişsel haritasıdır. Eğer Russo olmasaydı 19. asır çok ama çok eksik kalırdı. Ne Kant ne de Nietzsche bu kadar derinleşebilirdi. Siyasal tarih açısından da tablo farklı değildir. Modern siyasal tarihin bir miladı varsa bu sıfat tartışma kaldırmaz bir şekilde Fransız devrimine yaraşır. Bugün siyasal dünya algımızın kavramsal arka planı hiç tartışmasız Fransız devriminin kavram dağarcığından başkası değildir. Eğer Homo Faber üzerinden modernliğin tarihini tartışıyorsak karşımıza Fransa'yı gölgede bırakan başka havzalar, merkezler çıkacaktır. Ama entelektüel, artistik açıdan yani Homo sapiens'in veya Homo artifex'in tarihi açısından bakıyorsak, Fransa ve hususen Paris'e yarışacak bir rakip bulmak herhalde çok zordur. Entelektüel, artistik dünyanın başkenti de, hac merkezi de Paris'tir. El Yem dünya süperi olan Amerikalı entelektüeller bile en azından birkaç ayını Paris'te geçirmemişse, Bididar için hac farizesini yerine getirmemiş olmak neyse onu hisseder. Bunu bir şekilde yerine getirmiş olanlara gıpta eder, onların karşısında kendilerine eksik ve kompleksi hisseder. Fransa gerçekten de tuhaf görünüyor. Tarihsel avantajlarını dezavantajlarından türetiyor. Nesnel kayıplarını özel aşırılaştırmalar üzerinden kapatmaya çalışıyor. Britanya dengelenirken Fransa hep savruluyor. Britanya makul ortalamalar üzerinden evrilirken Fransa tehlikeli irtifalara yükselip her defasında çakılıyor. Açıklarını telafi etmek babından geliştirdiği tasavvur ve tahayyünlerinin şehvetine kapılıyor. Bu suretle... Evet, dünyayı büyülüyor. Lakin bunların kahir ekseriyeti hayatta bir karşılık bulmuyor. Fransız entelektüelizmi, dünyanın dertlerine merham olmak bir tarafa, ağır hayal kırıklıklarına vesile olan tecrübeler yapıyor insanla. Var olan dertleri gidermek bir tarafa, onları daha da katmerli hale getiriyor. Albert Camus, başkaldıran insanda bunu ne kadar çarpıcı ve içten anlatır. En sonunda kendisini pasifizmle devrimci eski arkadaşlarına, bir şey yapmayalım, hiç değilse dünyanın acısını arttırmayız demekten kendisini alamamıştır. Aşırı biçimcilik, söylem, düşünce ve estetiği hayatın ve olguların önüne koymak. Bu, bazı Fransız entelektüellerini de rahatsız etmemiş değildir. Ama manzara budur. Bu durumun Fransa'ya özgü bir körlük doğurduğunu söylemeliyim. Elias Canetti'nin körleşme romanını elbette Alman ama biraz da da Fransız entelektüelizminin tarihi gibi okumuştum. Kendi şehvetine kapılmış bir zihniyet dünyayı merak etmez ne kadar mutandan, nümayişkar bir söylemle ortaya koyulmuş olursa olsun, epistemolojik birikimi ne kadar derin görünürse görünsün, Fransız aydınlanması çağrıştırdığı üze ışıma değil bir karartma, açılım değil bir kapanma, görüş derinliği ve zenginliği değil bir tür körleşmedir. Kendisinden olmayanı küçümsemek, hor görmek, onunla alay etmek, aşağılamak, Fransız aydınlanmasının başta gelen nitelikleridir. Seçkinciliğin Achilles topuğu seçkin olarak görülmeyen alanları merak etmeye değer bulmamaktadır. Zaten küçümsemek ve aşağılamak bu değersizleştirmenin türevleridir. Ama seçkinci bahanelerle bir şeyleri, yerleri, birilerini değersizleştirmek tıpkı bir bumerang gibi bunu yapana geri geliyor. Değer vererek değer kazanmak mümkünken, değersizleştirerek değer kaybediyoruz aslında değer vererek değer kazanmakta var elbette. Eğer biriktirebildiğimiz bazı incelikler varsa işte burada heba oluyor. İşte Fransa'nın başına gelen budur. 2. Genel savaşın hesabı haklı olarak Almanlardan sorulur ama unutulan Almanya'nın başat ortağının Vichy Fransa'sı olduğudur. Vichy Fransa'sı Fransa'ya rağmen Almanya'nın desteğiyle ayakta kalmadı. Fransa'da Almanya'nın yaydığı mesajları almaya zihnen ve ruhen hazır büyük bir kütle vardı. Yine unutmayalım ki Dreyfus olayının gösterdiği üzere antisemitizmin en köklendiği yer Fransa'ydı. Dahası nazizm semitizmin en köklendiği yer Fransa'ydı. Dahası nazizm aydınlanmanın aşırılaştırılmasından ve özel bir yorumundan başka bir şey değildi. Bunu da Frankfurt okulu sayesinde öğrendik. Bu körleşmenin neticesidir ki Fransa dünya sömürgecilik tarihinin en kanlı sayfalarına imza attı. Sadece 1,5 milyon insanı katlettikleri, binlerce köyü haritadan silip 2,5 milyon insanı yerinden yurdundan ettikleri Cezayir'de yaptıkları yeter. Bu olaylar üstelik 2. Genel Savaş sonrası yaşandı. Ruanda'da, Çad'da, Kongo'da, Mali'de daha yakın tarihlerde yaptıklarını saymıyorum bile. Körleşme bir düzeyde yüzleşme eksikliği doğuruyor. Çok söylerler ama en başta kendileri yapmazlar. Bu Alafranca vurdum duymazlığı, yüzsüzlüğü, Haneke Keç filminde ne kadar çarpıcı anlatır. Daniel Atulla'nın olağanüstü canlandırdığı George karakteri aslında Macron'dan başkası değil.